Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Deniz Servan Hoca. Evet ekranda görüyorsunuz. Güzel bir güncel bilgiler ve genel kültür çalışmasıyla karşınızdayız. İyi seyirler diliyorum. Çok mu iddialıyız? Yüzde yüz tutturacak mıyız? Hayır ama arkadaşlar biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Civarda, sağda, solda ne bilgi varsa onları yer yer videolarla paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım 2021 İslami dayanışma oyunları dünyada ilk kez yapılacak. Ve nerede gerçekleştirecek değerli arkadaşlarım? güzel şehrimiz Konya'da. 2021'de Polonya'da arkadaşlar bir yarışma yapıldı. Bu yarışmanın adı ben yazıldı gibi okuyorum. Virtus Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda. Evet çok değerli bir kardeşimiz Fatma Damla Altın. Soy isme dikkat. Altın toplam altı madalya kazandı ve bunların bir kısmı da değerli arkadaşlar altın madalya. Şöyle olabilir. Mesela bu kardeşimizin adını sorabilirler ya da müsabakanın adını verirler. Nerede yapıldı, hangi ülkede yapıldı diye soru çıkabilir. Değerli arkadaşlarım 2021 Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi nerede yapıldı? Çok yakın zamanda birkaç gün önceydi Antalya'da yapıldı. Evet NASA Amerika Uzay ve Havacılık Üssü'nü düzenlediği bir fotoğraf yarışması vardı biliyorsunuz. Online bir yarışmaydı. Ve Van Gölü'ne ait 2016 yılında astronot Kate Rubins'in çektiği fotoğraf online yarışmada dünya birincisi oldu değerli arkadaşlarım. 2021 Avrupa Spor Başkenti neresidir ki bu tür sorular pek çıkmadı şu ana kadar arkadaşlar. Nevşehir. Evet 2020 Oscar en İyi erkek oyuncu ödülü. Bu geçen sene çıkmış sorusu da aynı zamanda. diye çıkmışı verdim o halde? Hocam bu formatlara da hakim olun diye. Yani bu formatın da bir önemi var. Bakın sınavda çıktı bunu vurgulamak için. 2020 Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülü Joker filmindeki Ponex'e verildi değerli arkadaşlar. 2020 Oscar en iyi uluslararası film ödülünü alan ise Parazit filmi. Bu çıkabilir mesela. Parazit filmi yönetmeni de Güney Koreli. Güney Koreli Bang Joon Hu. Değerli arkadaşlarım Artemis Tapınağı ve Kelsus Kütüphanesi çıkmış KPSS sınav sorusudur. Nerededir? Efes. Demek ki bu tür popüler tarihi eserleri nerede olduğunu bilmemizde fayda var. Evet Bosna kasabalıı Akpl Radko Miladić'e müebbet hapis cezası uluslararası ceza divanı tarafından verildi. Srebrenitsa katliamı arkadaşlar ki az ceza almış yani müebbet hapis Böyle bu tür suçlarda öldürdüğü, şehit ettiği kişi sayısı kadar ceza veriliyor normalde. Bakın bu çok sıcak bir bilgi. Önemlidir değerli arkadaşlarım. Şeyde şey de çağdaşlık ve dünya tarihi bölümünde bile çıkabilir. Interpol'ün arkadaşlar uluslararası arama polis arama örgütüdür. Uluslararası polis işbirliğiyle e, suçlular kırmızı bültenle aranıyor. 89. Genel Kurul Toplantısı arkadaşlar İstanbul'da 2001 yılına ait yeni sıcak bir gelişme. Evet hocam. Uluslararası Mülteciler Günü 20 Haziran. İnsan Hakları Haftası 10 Aralık. Niye 10 Aralık? 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesini yayınlıyor. Ahilik haftası 14 Eylül. Bu 4 yıl 5 yıl önceki tarih ÖABT alan sorusuydu. Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. İlk milli silahlı drone sistemi Songar. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Burhan Üstün. Valla bu ara başkanlar sürekli değişiyor. Bu konuda en son yine güncelerde ifade ederiz. Amerikalı insan hakları aktivisti John Lewis hayatını kaybetti. 68 kuşa biliyorsunuz bu Dünyada ciddi bırakan bir hareket ilk kez Fransa'da başlıyor arkadaşlar ki Türkiye'mizi de derin anlamda etkilemiştir. Özellikle sol gençlik ciddi bir hareketlilik yaratmış. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi nerede açıldı diye soru çıkarsa ki yayınlarda bu bilgi her köşede her sayfada var. Eskişehir değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılı ne ilan edildi? Arkadaşlar meclis ilan ediyor, Kültür Bakanlığı bir şeyleri adfen ilan ediyor, Cumhurbaşkanlığı bazılarını adfen yine yılı ilan ediyor değerli arkadaşlar. Burada kurulun meclisi olduğuna dikkat edin ve İstiklal Marşı yılı. İstiklal Marşımız 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldı. İlk bestekarı Ali Çağatay. Şu anki melodisini besleyen arkadaşlar Osman Zeki Üngör ve Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı Tacettin dergahında kaleme almıştır değerli arkadaşlar. Evet yeni sayfamız gelsin. Ocak 2021'de Türkiye ile İngiltere arasında arkadaşlar serbest ticaret antlaşması imzalandı. Bak soru şöyle olabilir mesela. Tarihi verir. Türkiye aşağıdakilerden hangisiyle serbest ticaret antlaşması imzaladı arkadaşlar. <laughs> Bu arada e, tamam İngiltere dedik ama bir de İngiltere'nin şöyle bir Brexit hikayesi var. Avrupa Birliği'nden çıkış ne zaman resmi olarak AB'den çıktı? 1 Ocak 2021. Potansiyel sorumuz. Evet çok zengindi. Dünya ünlü moda tasarımcısı Fransız Pierre Cardin. Türkiye'mizin her şehrinde bu marka var. Pierre Cardin hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Şu tarihte itibaren konfeksiyon veya dikim sektöründe faaliyetleri başlamış. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin bak yeni başkanı bak yeni başkanı kim arkadaşlar? Celal Akıncı dedim ya. Sürekli değişiyor arkadaşlar. Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Şerkezköy'den yola çıkarak Çin'e ulaştı. Bak hocam ben ÖSYM olsam bunu sorarım. Demir-İpek yolu projesi, İpek-Demir yolu projesi, tek kuşak projesi, tek yol projesi Türkiye için çok önemli. Dünya ticaretinin güzergahını değiştirecek. Ve gemiyle bir ayda 45 günde gittikleri yolu 13 günde gidiyorlar değerli hocam. Ve Türkiye'den Çin'e aralıksız trenle arkadaşlar yük taşınıyor Çin'den de Türkiye'ye. Hatta e, Türkiye'nin e, bağlantısıyla, Marmaray bağlantısıyla arkadaşlar Avrupa'ya, Londra'ya kadar gidiyor değerli arkadaşlar. Ne yolu? İpek Demiryolu projesi. Uyanık olun. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapıldı. Türkiye takım olarak ikinci oldu. İyi bir başarı. Sporcumuz Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak. Bak bu ikisi çok güzel başarılar elde ettiler değerli hocam. Kendi adlarına hareketler de ortaya çıkardılar. Biz burada Ferhat kardeşimizin Arıcan hareketinin dünya literatürüne girdiğini ifade ettik değerli arkadaşlar. Evet, Biontech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldukları aşıyla tüm dünya umut oldular ki Türkiye bize şu an inanılmaz derecede hızlandı. Günlük 1,5 milyonluk rekorlar kırılıyor. Ve Özlem Türeci Almanya'da yılın kadını ödülünü aldı arkadaşlar. Ki kendilerine devlet, Alman devlet nişanı da verildi. Milli yüzücü Merve Toncel 1500 metrede dünya gençler rekoru kırdı. Spor ödüllerini Özlem'e sormayı seviyor. 27 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası salgınlara hazırlık günü olarak arkadaşlar ilan edildi. Birleşmiş Milletler 10 Aralık'ı da İnsan Hakları Günü olarak ilan etmişler arkadaşlar. Azerbaycan Devleti 44 gün süren savaşta Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni işgalinden Dağlık Karabağ'ı kurtardı Türkiye'mizin desteğiyle. 1700 yıllık Kibele heykeli Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. Kibele Frigler vardır ya Frigyalılar antik uygarlıklarda onların bereket tanrıçası ve baş tanrıçasıdır değerli arkadaşlar. Türkiye'de birçok eseri maalesef Kaçırmışlar, mücadele ederek bunları geri getiriyoruz. Daha da getirmemiz gerekenler var. Peki, değerli arkadaşlarım, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Mahkeme başkanlarıyla ilgili de düzenlemeleri, son başkanlar kimlerdir? Bunlarla ilgili de yine videolarda açıklamalarımız ve çalışmalarımız olacak. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olunuz.